Herkese merhaba, ben Deniz. Yeni bir ilk bakış videosu ile birlikte karşınızdayım. Bu ilk bakış videosu diğerleri gibi tek bölüm değil, birkaç bölümden oluşabilir. Çünkü oyunun demosu yaklaşık 3 saat kadar sürüyor. En azından ben 3 saat içerisinde tamamladım. Expeditions Rom oynayacağız. Logic Artist'in Expeditions oyun serisi için geliştirdiği Expeditions Rom, dünyanın, antik dünyanın acımasızlığını, aynı zamanda canlılığını ve ruhunu da bizlere sunuyor. Sıra tabanlı ve grup merkezli bir rol yapma oyunu olarak CRPG tadında her yönüyle hissettiriyor bizi. THQ Nordic'in yayıncılığını üstlendiği Expeditions Rom'da babası keşfedilemeyen bir siyasi rakip tarafından öldürülen kahramanımız, Roma'dan kaçarak bir Yunan isyanını bastırmak için askeri sefere katılmak zorunda kalıyor. Kahramanımızın adım adım askeri gücü artarken savaşın yok edici atmosferinde güçleniyor tabii ki. Ve herkesin saygı duymayı ve hem de korkmayı öğrendiği Legatus'a dönüşüyor. Expeditions Rom, Yunanistan'ın sahillerine süzülen saf mavi denizlerden Galya'nın balta girmemiş ormanlarına kadar dünya çapındaki eylemlerimizle Roma'nın iradesini kabul ettiriyoruz. Dilersek demir yumruk, dilersek de gümüş bir dil kullanarak hareket edebiliriz. Dolayısıyla attığımız her adım ve verdiğimiz her karar gelecekte kahramanımız için önem arz ediyor. Şimdi ben hızlıca yeni bir oyuna başlayalım. Oyun şu an Steam'de ön siparişte ve indirimde ön siparişte. 20 Ocak'a kadar, 20 Ocak'ta yayınlanacak. Şu ara videoyu bir izleyelim. Several wars of self-defense, most notably in Greece, where Lucullus himself was commanding the legions. With everyone's gaze directed at the provinces, few could have known that a seemingly inauspicious event in Rome would become the central fulcrum around which the fate of the Republic would turn. The paterfamilias of a venerable patrician house had passed away unexpectedly, and a senator by the name of Vitellius Scaevola had made a bid for the hand of his eldest child. His widow alone believed that Scaevola had poisoned her husband and now strove to take his place and claim his property through marriage. Acting in secret, the widow arranged for her youngest child to be taken out of their villa in the dead of night and smuggled out of Rome. Evet, hikayemiz böyle. Başta da söylediğim gibi babası gizemli bir suikastçı, siyasi suikastçı tarafından öldürülüyor. Kahramanımız da Roma'dan kaçırılıyor. Şimdi ilk ismimiz, Roma'da biliyorsunuz ilk isim, aile ismi ve akma isim geliyor. Yani nasıl ki Gaius Julius Caesar, Gaius kendi ismi Julius, aile ismi Caesar, onun etrafta bilinen ismi. Takma adı olarak da söylenebilir. Biz burada ilk ismimizi Denixius yapalım. Aile ismimizde bakalım, Claudius olabilir, Aquilius olsun. Nickname Aurus, Rulus, Lyanas, Pronto, Rulus, Kriton, Kella, Scipio olsun. Scipio güzel. Denixius Aquilius Scipio. Dilersek feminen ve maskülen olarak ayırabiliriz. Ama biz şu an maskülen devam edeceğiz. Burada portrait'imizi seçebiliriz. Burada şu arkadaş olabilir. Surat bu olsun. Skin color buradaki biraz daha beyaz tenli. Öyle kalabilir. Saçı zaten malum. Klasik Roma saçlı var burada, 3 tane zaten. Roma'da çoğunlukla bilinen saçlar, saç şekilleri. Saç rengi şöyle olsun, body height'ı average olsun. Ne kısa ne uzun, average idealdir. Pekala, böyle hızlıca giriş yapalım. Şimdi buradaki retorik stilimiz bu. Bu seçeceğimiz, burada seçeceğimiz retorik stili, karakterlerle konuşurken vereceğimiz kararlarla eşdeğer. Yani bir karakterle konuşurken pathos, logos ya da ethos seçenekleri karşımıza çıkabilir. Eğer
Ethos, Logos olmadıysa, Pathos'a gittiysek, konuşmada Logos, Ethos varsa bu seçenekleri seçemiyoruz. Bu yüzden bu biraz sizin oynayacağınız stile göre belirleniyor. Siz nasıl oynamak istiyorsanız buna göre seçim yapabilirsiniz. Hani demiştim ya, demir yumrukla mı yöneteceksiniz yoksa gümüş bir dille mi? Bu aslında retorik stilinizi bu yüzden önemli kılıyor. Burada Logos seçebiliriz. Genellikle ikna yeteneği kuvvetli olan tartışmalarda, iknanın önüne çıktığı tartışmalarda Logos'u kullanabiliyoruz. Bu şu şekilde çalışıyor. Örneğin birisiyle konuştunuz ve orada birkaç tane seçenek var cevap vermeniz için. Aralarında bu üç retorik stilinin ikonunun bulunduğu bir seçenek daha var. Eğer buradaki retorik stillerinden oradaki seçenekler arasında yoksa zaten seçemezsiniz. Ama birisi varsa ve o sizin seçtiğinizse, örneğin Logos, Logos'u ona karşı cevap olarak kullanabilirsiniz. Bu size aslında ikinci bir şans veriyor, açıklamasında da söylediği gibi oyun süresince. Yani bir nevi biraz önemli. Biliyorsunuz Roma, Antik Roma'da siyasilerin, politikaya atılanların ve özellikle generallerin askeri yaşamda üst renklere, rütbelere çıkan askerlerin retoriği önemli olmalı. Özellikle senatoda politika ile uğraşan bireylerinde. Biz burada aslında Logos seçebiliriz. Dediğim gibi ikna kabiliyeti ile ilgili bir seçenek. Şimdi bu zorluk seviyesi, dilediğiniz zorlukta başlayabilirsiniz. İşte burada Iron Man de var. Bu oyunda sizin karakterinizin safe sürecini belirliyor. Europa Üniversitesi de Crusader Kings'teki gibi ya da Hearts of Iron'daki gibi Iron Man mantığı yok aslında. Yani bir achievement olayı yok. Orada da yine save ile odaklı da bir achievement odağı var tabii ki orada. Burada o yok. Combat Dead, Permanent Dead bu. Karakteriniz ölüyor aslında. Permadeath oynamak istiyorsanız böyle bunu seçebilirsiniz. Off yapabilirsiniz. Ben şu an ikisini de off yapacağım. Ve Caesar. Kaiser olarak oynayacağız. Kaiser'ın rolüne bürünmeyeceğiz. Sadece normal düzeyde oynayacağız. Bu zorluklara easy, normal, hard, insane demek yerine aslında isim vermişler. O yüzden bence hoş olmuş. Buradan da confirm diyelim ve oyuna giriş yapalım. Did you hear me, Dominic? Your body is surely present, but your mind seems somewhere else. Bedenin burada ama zihnin öyle görünüyor ki başka diyarlara uçmuş, diyor bizim Sineros. Üzgünüm eski dostum. Ama sanırım yaşananları hala düşünüyorum. Our departure was very sudden, I know. But do not dwell on the past. Yola çıkışımız çok ani oldu biliyorum ama geçmişe bağlı kalma diyor. Lesbos'a ne kadar yakın olduğunu Triarchus'a sormuş Sineros. Indeed. In his defense, there are many islands on this sea, and they mostly look the same. Will you check with the Triarchus? Şimdi, burada o seçtiğimiz seçenekler var görüyorsunuz. Bunlardan herhangi biri bizim olaya bakış açımızı da belirliyor. The man may genuinely not know our position. I will see if I can help him to work it out. Ya da bu işte Logos, buradaki Ethos ve bu da Pathos. Bu seçenekler bizim hikayeye olan bakış açımızı ve bu karakterlere vereceğimiz cevabın kalitesini, demeyeyim kalitesini diyecektim, yönelimini ön plana çıkartıyor. If nothing else, you do have a way of making unreasonable people see reason. You should also go and thank Quintus Aquilinus. I do believe he saved our lives. Şimdi önce Quintus Aquilinus'u bulacağız. Buradan
Burada da anlatıldığı gibi şöyle tekrar baştan açalım. Şimdi şu kırmızı ikonlu olanlar main quest, yapılması zorunlu görevler ve buradaki ünlem ikonlu olanlar ise side quest olarak görülebilir. Opsiyonel bunlar. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Bu görevlere bu sol alttaki ikonla bakabiliyoruz. Hemen buraya tıkladığımızda quest ya da J'ye bastığımızda açılan quest sekmesinde bunları görebiliyoruz. Opsiyonel görevlerimizi vesaire. Hemen şimdi buradan Quintus Aquilinus'la görüşelim. Bu arkadaş bizi yolculuğumuz boyunca yardım ediyor. Anturio, I want to thank you for your time in my villa. Villa'ya zamanlı yetiştiğin için çok teşekkür ederim diyoruz kendisine. Çünkü bizi bu çıkarmış, o engelmeden kaçırmış. Kaesoymuş ismi. With all due respect, I'd better not. İpi olarak seni çağırmasam daha iyi diyor. Çünkü niye? Bizi suikaste uğratmak isteyen bazı insanlar var ve biraz gizlenmemiz gerekiyor. Ah, she did not keep you apprised. Your mother has secretly been making arrangements with the consul. You are to join his command staff as tribunus. Tribunus olarak komut akademisine katılacakmışız. You'll have very little responsibility. The tribunus of the legio assists the legatus. Çok az yetkim var. Tribunus legion legatus'a asistanlık yapıyormuş. You'll be safe as your mother wanted. Muharebe görmeyecekmişiz. Ya da önemli bir seçim yapmayacakmışız. Güvende olacaksın diyor Kaiso. Indeed. Senatör olabilmek için önemli bir adımdır diye düşünüyorum dedi bizim karakterimiz şimdi. Kaiso da bize katılıyor bu konuda. Pekala, şimdi hemen buradaki şu Geminus'la konuşalım. What is he looking for? He's been like this all morning. Hmm? What? Yes, Geminus. You're right. The rowers are getting tired. We should let them rest soon, but that will cause even more delay. Wait. Bu arkadaşın... Ha, bu arkadaş değil, pardon. Bir başka arkadaş bu korsanlar elimizi söylemesiyle suçlanıyor. Bunlar korsanlar. Önce Atinalı sandım da değilmiş. Oo, bu arada olabilir. Şimdi önce bir hazırlık aşaması var. Bu hazırlık aşamasında karakterlerimizi, buradaki seçili olan karakterlerimizi, hemen şunu kapatalım. Seçili olan karakterlerimizi bu mavi alanda oraya buraya hareket ettirebiliyoruz. Bu hazırlık aşaması. Hemen şu karakteri buraya alalım. Kendi karakterimizi de buraya alalım. Seni aslında biraz daha öne alabiliriz aynı. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi Caesar var. Gaius Caesar. Bu aslında alternatif bir dünya olduğu için buradaki oyun. Alternatif bir tarih anlatıyor. Pek de önemli karakter değil başlangıçta da, zaten öyle değildi biliyorsunuz. Korsanlar tarafından kaçırılana kadar Caesar tarihte. Daha sonra tabi canlarını okuyor korsanların. Burada size yardım eden bir yan karakter olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir preparation, yani hazırlık aşaması tamamladık. Bir sonraki turda artık saldıracağız. Şimdi buradaki, şurada gördüğünüz kırmızı ikonlar aslında bizim saldırı hamlelerimiz. Şeyden hatırlıyorsunuz, Disciples Liberation'dan hatırlarsınız, orada da mavi, sarı ve kırmızı vardı ikonlar. Onlar hazırlık ve bah, bir de saldırı orada ayrıydı. Buradaki daha basit bir mantık. Burada görüyorsunuz zaten, siz skin üzerine mouse'a geldiğinizde use cost yazıyor. Bir tane skill şeyden kullanabiliyoruz. 8'de
ilerleme adımımız varmış. Bu yandaki yeşil de ilerleme, yani movement point. Şimdi şurada görüyorsunuz bir kırmızı şey çıkıyor bu tarafta. Onun çıkma sebebi, eğer ben buradan şu noktaya geçersem bu arkadaş bana oradan vuracak, counter atak yapacak. Aynı şekilde mesela şu tarafa gidersem 3 counter atak yiyecekmişim. Bundan, bundan ve bundan. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Genellikle sağına soluna arkasına geçmeye çalışırken ona hamle veriyorsunuz aslında. Şimdi öncelikle birini kilitleyelim yerine. Şimdi buradaki gösterdiği gibi bazı status efektler var. Mavi olanlar pozitif efektler, negatif olanlar kırmızı, natural olanlar ise gri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bir status effect key, status efektleri görmek için ilgili tuşa tıkla, bas diyor. Onu zaten şöyle de üzerine geldiğimizde de görebiliyoruz. Ama o status effect'in tuşuna da bakalım. Burada şişelerin ısıtmıyordur. Yok. Yazıcı interface değil. Controls. Mesela neredeymiş? See status effect. Status effect burada. Ha. Bulamadım ama olması gerekiyordur diye düşün. Stats panel yok. Stat panel değil. Bombat. Evet, bulamadık. Neyse, şimdilik bir es geçelim. Demek ya bir demo olduğu için de koymamış olabilir. Belki de yoktur. Ya ben yanlış anlamışımdır. İlk oyun oynarken ona dikkat etmemiştim çünkü. Şimdi burada hani az önce söylemişti ya, pozitif olan mavi, negatif olan kırmızı, natural olan gri diye. Şimdi biz Kaiser'la, Kaiser diyor oyunda kendine, Caesar demiyor bu arada. Gaius'la Gymnites'in üzerine bir negatif efekt attık. 2 tur boyunca o kilitli kalacak, cripple olacak yerinde. Movement'ını %50 düşürecek. Yani 8 ilerliyorsa 4 ilerleyecek gibi. Bu karakterle de bonus verelim. +2 maksimum movement veriyormuş. Mesela biz şimdi bonus olarak kullandığımız için bunu, pozitif efekt kullandığımız için, hem hepsinin üzerinde ilgili alanda oldukları için bir pozitif ikon var, görüyorsunuz. Bu karakterin de şöyle şuraya alalım. Hemen 1 ile ya da 2 ile hangisini tercih edersek artık. Mesela şunu kullanmak için shield push'u, öncelikle bunu açmak gerekiyor. Daha efektif oluyor. Çünkü shield strength'i artırıyor bu bonus. Brace bonusu bu karakter için ya da hangi karakter için shield kullanıyorsanız. O yüzden ben şimdilik buradaki slash damage ile vuracağım. Vurduk. Şimdi bu karakterle de kendi karakterimize de şöyle şuraya ilerleyelim. Bunu saf dışı bırakalım. Evet. Şimdi incapacitated, yani bayılmış karakterleri öldürürsek, untrained bir karakter öldürürse bunları, eğitilmemiş bir karakter, bu sivil ya da milis olabilir. Bu durumda bu karakterler gymnotes, yani eğitilmemiş milis ya da sivil. Final blow atağı bu karaktere ++ aksiyon puanı veriyormuş. Yani bu yerde şu an bunu kullanabiliyor muyuz? Hayır, tamam. Vurucu darbeyi vurduğumuz için şu an +1 saldırı hamlesi kazandık. Onu geri çekilmek için kullanalım. Hamlemizi, movement'ımızı o şekilde harcayalım. Üstüne bir de zaten böyle bir dönelim. Şey, atak yemeyelim. Tamam. Şimdi bir turu sonlandıralım. Bu da bizden. Ama bu korsanları elimizde onun söylediği söyleniyor. Ki şu an düştü. Kalkanlı karakterler ekstra kalkan bonusu alıyor. Ondan sonra kalkana düştüğü zaman ana saldırı yapılabiliyor. Şimdi. Where is that gladiator who boarded with us? Up there.
Bir yeni karakter de bizim tarafımıza mücadeleye dahil oldu. Burada şimdi önce şu kalkanla bonusu gösterelim. Ama bu tabii ki bizden bir aksiyon puanı yiyor. Bu karakterimizi de şuna bir saldırtalım. Tekrar buradan da şöyle saldırı. Bir de Gaius'a saldırı yapalım. Düşsün bu karakter. Güzel. Bir cripple da buna verelim. Bu karakteri geri çekiyoruz. Pekala. Her tur gördüğünüz gibi kalkanı yenileniyor. Oo. Aa, bu karakteri unuttuk değil mi? Fena oldu. O karakteri unutmak kötü oldu. Şimdi bu karakterin bazı özel yetenekleri de var. Şu iki olanla saldırsak iki kez fokus harcıyor ve iki fokus generate ediyor ve iki atak yapıyor. Örneğin şu şekilde iki kez tıkladığımızda hem kamasıyla hem de mızrağıyla saldırıyor ki bu karakter biraz sıkıntıda şu an. Karakterler ölmüyor aslında. Önemli karakterler oyunda ölme sadece bayılıyor. Baldur's Gate'deki gibi düşünebilirsiniz bunu. Baldur's Gate'de zorluk seviyesine göre bu karakterin ölümlülüğü ya da ölümsüzlüğü ortaya çıkıyor. Karakterler yere düşüyor, incapacitated oluyorlar ama ölmüyorlar. Şimdi Caesar'la... Bu arada interrupt. Baktığınız yönde şu yeşil noktalar olan yerlere, yeşil noktalara kadar olan yerlere saldırıyor bu Caesar. Ok atıyor. Aa, nerelere gidiyor görüyorsunuz. Tabi bu uzaklığa kadar gidebiliyor şu an. Ki mantıklı olan da bu zaten. Bazı oyunlarda hatırlarsanız belli noktadan, kendi noktanızdan 2-3 adam ötesine ok atabiliyor mesela. O çok tuhaftı yani. Tuhafıma geliyordu benim. Buradaki mantığı ben çok sevdim. Oku olabildi. Ok ve fırlatabilen her şeyi ilgili mesafeye kadar, daha uzak mesafeye kadar atabiliyorlar. Bu skill, interrupt skill'i. Yani buraya doğru fokusladığımızda bu Gaius'u artık on seçtiğimiz noktaya kadar olan yere birisi hareket ettiğinde o kişiyi ok atacak demek oluyor. Bunu bu şekilde tekrar da iptal edebiliriz. Şimdi şunu bir saf dışı bırakalım. Şöyle şunu bir ataklayalım, bir de buradan vuralım. Düştü. Glancing Blow verdik. Glancing Blow 3 farklı türde zaten kılıç silahların saldırısı var. Kesme, batırma ve bayıltma. Yani tepeden indirme kılıcı ya da silah topusu. Bayıltıcı efekt. Zırhlar bunlara karşı bonus verebiliyor. Yani örneğin slash damage'e karşı bonus veren zırh giyerseniz slash damage'li karakterler size daha az vurur. Piercing damage'i olan silahlarla size saldırım varsa, eğer mesela mızrak gibi. Mızrakla saldıran kişi sizin mızrak defans bonusu olan, yani piercing bonusu olan bir zırh giydiyseniz ona karşı daha az damage vuruyor. Bludgeon'ın içinde aynı şey geçerli. Bunlara karşı dayanıklılık kazanıyorsunuz. Yani bu karakterin öyle bir bonusu varmış mesela. Piercing damage var. Bludgeoning resistance'ı varmış 10. Bu bludgeoning resistance veriyor. Yani aslında tepeden indirdiği için. Slash, özür dilerim, bu slash. Slash resistance'ı %9 gayet iyi. O yüzden ölmemiş karakter. Oo, yanlış yaptık. Tekrar gel. Geri iteledik. Güzel. Başka hamlemiz Caesar'ın var. Bunu geri ittikten sonra orada kalsın. Güzel, bunu indirdik. Şimdi mesela bu karakter bayıldı. Hareket ediyor zaten. Bu karakterler de bayıldı. Bunları yerdeyken öldürebilirsiniz bu arada. İnkapasitedik karakterleri bandajla kaldırabilirsiniz. Onu daha sonraki bölümlerde zaten göreceğiz. Çünkü o süreçte bize gösteriyor. Şimdi mesela bu karakterin yanına geldiğimizde bu şekilde tıklarsak bu karakteri infaz edebiliyoruz. Buradaki gibi. Gördüğünüz üzere. Şimdi şuna hemen bir gidelim. Buradan bu karakteri bir ortadan kaldırmaya çalışalım. Caesar'la çok uzakmış.
şöyle biraz gelelim. Karaktere bir ok sallayalım. Sen de şu tarafa gel. Hamlesini kullanmayan yok, güzel. Bir kişi kaldı. Hop, GG. Başı koptu adam. Evet, burada da artık Combat Summary'yi görüyoruz. Aslında bir tutorial dövüşü olduğu için kimse yaralanmadı. Bir ölümcül darbe olsa da yaralanma var bu arada. Rastgele bir saldırı değildir duyuruyor. Bunlar genelde ağır gemilere, yani adamı olan gemilere saldırmazlar. Daha az korunan defansa sahip, daha az defansa sahip küçük kasabalara saldırırlar. Bunda bir gariplik var diyor Gaius. Karakterleri Geminus zorunlu olan. Bu konuyla ilgili bildiğim hiçbir şey yok diyor. Bu karakterin Bay Mars demesi bana biraz garip geliyor. Kendisi muhtemelen Nubia tarafından gelen bir gladiatör. Kendisi zaten bir gladiatör, özgürlüğü kazanmış bir gladiatör olabilir. Mars demesi biraz garip. Bütün herkes burada Romalı olsa bile aynı Roma tanrısını tapacak diye bir şey yok. Çünkü bu karakter Nubialı. Nubialı tanrılara neden Bay bilmem ne demiyor da Bay Mars diyor. Ama biraz garipime gitti benim. Triarchus'u yok etmenin bir anlamı yok şu an için diyelim. Bunlar biraz Praetorian olduğu için şu an o da öyle sayılıyor da savaşçı, oratorik, yani diplomatik ve diğer bir tane daha var. Onunla ilgili verdiğiniz her karar bu üç grubu etkiliyor. Karakter özelinde değil, grup özelinde bu kararlarınız etkiliyor. Böyle konuşma sesleri biraz yok gibi değil mi? Onu bir ayarlayayım. Buradan sonra ayarlayabiliriz. Şimdi burada klasımızı seçeceğiz artık. Sınıfımızı seçeceğiz. Önce Princeps var. Burada Hint de var bir tane gördüm. Princeps ağır zırhlar giyiyorlar ve bir nevi tank olarak görev görüyorlar aslında. Veles var. Daha hafif piyadeler bunlar. Sagittarius'lar var. Okçular ve Triarus var. Bu piercing damage yüksek olan karakterler. Bir nevi şöyle bakabiliriz. İşte tank, DPS, DPS. Malum şey. Bu da buffer DPS denebilir aslında. Medic özelliği de var çünkü bu karakterlerin. Şimdi örneğin baştan gidelim. Princeps ağır zırh kuşanıyor ve bir Hint var burada görüyorsunuz. Doğrudan oynanabilecek en iyi karakter diyor. Yani oyuna ilk başlayanlar için aslında önerilen bir karakter. Ben şu an bununla başlamayacağım çünkü tank olarak bir karakter olduğu için bizim ekibimizde bir tane tank var hatırlarsanız. Halkanlı olan karakter. O yüzden buna şimdi ilerlemeyeceğim. Ben aslında burada tabii ki Sagittarius okçu ilerlemek istiyorum. Şimdi baştan bir deneyelim. Choosing starting skill. Burada 3 skill'den birini karakterimiz için seçebiliyoruz. Örneğin burada Brace var, Frighten var ve Knockdown var. Brace seçersek bası tutmamız gerekiyor. Bir tane skill seçebiliyoruz her seferinde. Çünkü bu bir alt klas olduğu için. Şimdi Defenders olan sınıflar. Defender seçtiğinizde daha çok dayanıklılığa, hayatta kalmaya ve diğer karakterleri korumaya odaklı oynuyorlar. Vanguard seçtiğimizde bu karakterlerle çoğunlukla halkanınızı dahi silah olarak kullanabiliyorsunuz. Yani
daha agresif ve daha acımasız oynuyor bu karakterler. Burada zaten -10 moral veriyor yakındaki düşmanlara. Bir nevi Berserker gibi söylenebilir aslında. Roma'da Berserker şey yoktu, askeri tarafı yoktu da korkutuculuğu vardı, onu söyleyebiliriz. Buradaki Brace, bunların her biri skill bu arada. Bu skill line'dan gidiyorsunuz bunu seçtiğinizde. Her birinden birini seçtiğinizde, bu cümlen birini seçtiğinizde. Örneğin Brace seçtik, bu skill line'dan gidiyoruz. Vanguard seçtik, Frighten skill line'dan gidiyoruz. Örneğin Brace seçtiğimizde kendimize +2 kalkan bonusu veriyormuş bu. Ve her bir stack'i, her tur boyunca aldığımız stack bize vurmazlarsa %25 artıyor. Burada knockdown var. Bu knockdown düşmanları bludgeoning damage vuruyor, bayıltıyor. Yani bayıltıcı bir saldırı yapıyor. O yüzden ben şu an aslında burada bunlardan birini seçmeyeceğim için tek tek bakalım istiyorum. Veles bir nevi hafif piyade deneyebilir. Rom Tutu bu arada Veletaze vardı hatırlarsanız. Onlar gibi değil aslında. Buradaki daha hafif. Aslında, Roma'da ön safrada bulunan piyadeler hastatus gibi söylenebilir aslında. Ama biraz daha interaktif ve hızlı hareket eden piyadeler. Hafif piyade denebilir aslında. Avcı piyade gibi. Bu Veres karakterleri hafif zırh giyiyorlar ve çifte dual wield kullanıyorlar. Assassin, Duelist ve Brawler olabiliyorlarmış. Chip Shot var burada. Savage bonusu veriyor. %100 critical damage veriyormuş bu skill. Piercing damage Shiv var. Bu şey fırlatıyor. Bu Shiv piercing damage veriyor. Yani şu daha sol elindeki Kama ile saplıyor. Saplama saldırısı yapıyor. Half damage vuruyormuş bu. Action point. Action point harcamıyormuş. Bu güzel. Burada bir de tactical advantage var. Tactical bonus veriyormuş bize. Attack of opportunity'den yararlanmıyor. Yani bir seçenek vardı hatırlıyorsunuz. Ailesiyle yapmıştık. Belli bir alana bakıyordu. O anında hareket edenlere saldırıyordu. Bu karakteri seçtiğimizde, bu skill'i aktifleştiğimizde öyle bir saldırıdan bir avantaj elde etmiyor. O saldırıdan kaçınıp diyor. Burada Sagittarius var ki bizim seçeceğimiz klasik Bowman aslında. Ve bir de Triarus var. Triarus da genellikle buffer olarak önünde görüyorlar. Burada Medic var. Onun dışında Warhorn var ve Rally veriyormuş. Böyle +25 damage sağlıyormuş etrafındaki dostlarına. Ve burada da Death Blow var. Bu karakter uzak mesafeli saldırılar için ideal. Yani bir skill'i var bunun mesela. 2 ya da 3 adım öteye saldırabiliyor bu skill'le. Çok iyi. Şimdi burada Sagittarius gidelim. Bunun içinde Quick Shot, Ranging Shot. Quick Shot alalım. Tamam. Confirm diyoruz. Ve ilk aşamayı bitirmiş olduk böylece. Anadolu'ya geldik. 1. yüzyıl milattan önce. Asia Minor. Burası askeri kampımız. Lesbos'taki askeri kamp. Gentlemen, welcome to Lesbos, the pearl of the Mediterranean. Akdeniz'in incisine Lesbos'a hoş geldiniz. A nest of pirates. An impenetrable fortress of pirates more like, with an infinite food supply thanks to the strength of their fleet. We shall find a way to limit this infinite supply then. Korsanları def etmeye çalışacağız. Sonrasında bu adayı ele geçirmeye çalışacağız. Peki. Burada bir save alalım.
Save. GPO 1. Evet. Şimdi bu bölümü bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.